Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün yine güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Gençler, bugün size kasma sorununa çözüm getireceğiz gençler. Yapmanız gereken sadece kanala abone olup binleri açmak. Bu videoya en az 250 like bekliyorum. Hemen kanala abone olup binleri açmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Aradaki küçük tüyolar vereceğim gençler, onlar da işinize yarayacak. Hemen bir before after'ımızı izleyelim ve videoya devam edelim. I need a weapon. Videonun başına görmüş olduğunuz gibi size kasma sorununa çözüm bulacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi config dosyası falan kullanmıyorduk. Çünkü ban sebebi olabiliyordu gençler. Çünkü dosyaları değiştirdiğimiz için bu da bize ban olarak geri dönebiliyordu gençler. Şimdi videonun başına gördüğünüz gibi ilk başta before after yaptım. Ne kadar kalsın siz kendi gözünüzle gördünüz arkadaşlar. İsterseniz benim bir grafiklere bakalım. Bakın ben HDR ve yüksekte oynuyorum arkadaşlar. Stilde klasik yaptım arkadaşlar. Ama şimdi siz kasmasını istemiyorsanız, mesela diyorsunuz benim telefonum kasmasın veya çok kasıyor, ben kasmadan oynamak istiyorum gençler. Grafikleri akıcı alın, yani en düşüğe alın. Bu sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Adamları daha iyi görmenizi sağlar. Kar hızını da arkadaşlar aşırı yükseğe alın. Tam basın arkadaşlar, bitmedi. Bir de size açıklama kısmında bir link verdim, tamam mı? O linke bir giriş yapın. İndirin uygulamayı, indirin gençler. Açıklama kısmındaki linkten indirin. Diyelim indirdiniz, bir giriş yapalım biz. Oyunu son uygulamalardan kapatalım. Gençler şimdi burada en başta yapmanız gerekeni söyleyeyim. Siz Core oynuyorsunuz, buradan Core'yi seçin. Core oynamıyorsanız Global'ı seçin gençler en başta. Bir de Light var. Çin versiyonu falan da var gençler. Global. Bunu kapatıyoruz gençler. Relation var. Bakın Relation'ı buradan bastığınız zaman size çözünürlüğü söylüyor. Siz bunu istediğiniz yapabilirsiniz. Ben 1280 HD yapacağım gençler. Grafikler. Gençler grafikte source mode var ya. O hariç istediğinizi yapabilirsiniz. Ama size önerim source mode ve source mode HD'dir. Telefonunuza biraz güveniyorsanız HDR falan da yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Grafikte çok yüksek olur bu sefer. Yani bu da kasmaya bayağı bir yol açar. Ben buradan ne yapacağım gençler? Smooth seçeceğim. FPS var bakın. Yani dediğim gibi telefonunuz böyle çok kasıyorsa, aşırı kasıyorsa, piksel piksel oluyorsa gençler, bunu en fazla 30 FPS 40 FPS yapın. Ben normal oynuyorum da abi, çok daha iyi olabilir. Yani sadece rank kasabiliyorum, savaş yapamıyorum falan diyorsanız, yani adam gördüğüm zaman kasıyor diyorsanız, bunu 60 FPS yapıyorsanız. Ya diyorsanız arkadaşlar benim telefonum güzel ama abi 90 FPS'i desteklemiyor. Buradan 90 FPS'i seçiyorsunuz gençler. Bunu anti-aliasing'i gençler buradan disable. Stylist'i gençler klasik yapın. Hem adamlarınızı daha iyi görürsünüz, hem yani renkleri az kullandığı için telefonunda biraz daha kasmayı engeller gençler. Klasik seçiyoruz. Render kalitesini gençler buradan low yapıyoruz. Yani bunu yüksek falan yaparsak buradan gölgeler falan da açılmış olur. Gölgeye gerek yok gençler. Her neyse burada texture kaliteye geçer. Ben bunu yüksek yaptım ama siz bunu low yapabilirsiniz. Ben de low yapayım, bakın nasıl olacak. Efekt kalitesi gençler. Hepsi bakın burada gördüğünüz gibi efekti de low yapıyoruz. Imper her neyse gençler, bunu da low yapıyoruz. Objekti de low arkadaşlar. Load distance'i de low yapıyoruz gençler. Renk formatı. Bunu isterseniz 64 bit yapın.
Ya ben bir 64 bitte deneyeyim, bakın nasıl olacak. Pardon. 64 bit. Detail mod. Gençler bunu da love yapıyoruz. Işık efektini. Bunu da buradan love yapıyoruz. Grafik. Gençler ben bunda anlama geldiğini bilmiyorum henüz. Yani bilgim yok. Rastgele ben bunu OpenGL yaptım. Vulkan yapayım hatta. CPU. Bunu enable yaptım. Gençler ses kalitesine karışmayın. Benim eski verdiğim ses dosyasını kullanmışsanız onu düşürür. Yani onu siler gençler. O son ses kalitesine karışmayın. Yapmadıysanız da ya, yorumlar kısmından veya kanalından ulaşabilirsiniz. Aşırı yüksek ses dosyası almayı. Neyse. Buradan bakın ses su, pardon. Gördüğünüz gibi su var gençler. Su kalitesi sanırım. Aynen, su grafikleri. Bunu gerek yok gençler. Bir de save kontrol. Gençler bunu kesinlikle enable yapıyorsunuz. Çünkü ben başta yaptığım zaman disable yapmıştım ve kontrollerim gitmişti. O kadar 2 gün uğraşmama rağmen kontrollerim sıfırlandı gençler. Bunu enable yapın ve oyuna giriş yapın. Oyunumuza giriş yaptık gençler. Ayarlara geldiğim zaman sizde muhtemelen grafiklerden 90 FPS göstermeyecek. Ama bu, yani ben girer girmez fark ettim yani oyunun ne kadar akıcı olduğunu, ben onu hissettim. Oynarken de siz de hissedeceksiniz gençler. Ama sadece bir dezavantajı var. Kare hızını yükseltmeni telefonu ısındırır. Isınmada telefonunuzun şarjın hızla gitmesini sağlar gençler. Bu da bir dezavantaj diyeyim. Ama diyorsanız abi benim telefonum yani güçlü. 5-6 saatte oynarım PUBG'yi şarja takmadan. Onu yapabilirsiniz gençler. Dediğim gibi şarjda oynayan arkadaşlarımız için pek sorun yok. Zaten havalar da ısınıyor. Telefonunuz da pek ısınmaz gençler. Diyeceklerim bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.